Gençler selamlar, ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım. İkinci haftamızın son konusu olan faktöriyeldeyiz. Faktöriyel konu anlatımını yaptıktan sonra sevgili arkadaşlar hemen bu videonun arkasına faktöriyel testini çözeceğiz. Ve o testi çözdükten sonra da yine bir video daha gelecek. O videoda da sevgili arkadaşlarım bu haftanın ödevlerini size anlatacağım. Geçen haftanın ödevlerini tamamlamayan arkadaşlarım mutlaka tamamlasınlar. Bu haftanın ödevleriyle beraber yapmak zorundasınız arkadaşlarım. Bunları yapın ki sonraki haftalara ödev yükü birikmesin. Bir soru bankası ve bir kamp kitabı bitiriyoruz, unutmayın. Arkadaşlar, kamp kitabımızda ilerleyen arkadaşlarım için lütfen kitabın başındaki kamp çizelgesini de doldurmayı unutmayın. Bugün faktöriyel işleyeceğiz dedik. Bu arada kitabı edinmeyen arkadaşlarım mutlaka kitabı alın arkadaşlar. Ve kitap almayan arkadaşlarım, eğer PDF'den ilerliyorsanız da PDF'leriniz yine açıklama kısmında linki mevcut. İndirebilirsiniz arkadaşlarım, çıktısını aldıktan sonra da yine bu derse katılabilirsiniz diyelim. Hazırsanız gelin gençler faktöriyel konusuna başlayalım. Şimdi arkadaşlarım bize demiş ki pozitif ilk n tane tam sayının çarpımı, yani 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı nokta 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 çarpı n. Bu sayıların çarpımı sevgili gençler şudur: n faktöriyel, n ünlem. Bu kalemi kim kalınlaştırmış? Yüksek ihtimal Irmak hocanız kullandı bilgisayarı. Evet, yanlış hatırlamıyorsam öyle oldu. N faktöriyeldir diyoruz. Bunu nasıl okuyoruz arkadaşlar? N faktöriyel diye okuyoruz. N faktöriyel diye okuyacaksınız arkadaşlar. 5 ise 5 faktöriyel, 6 ise 6 faktöriyel diyeceksiniz. Buradaki sayımız. Bu sadece bir gösterimdir. Bundan korkmanıza falan lüzum yok. Tamam. Yani öyle ben 1'den 3'e kadar olan sayıları çarpımın hocam kafamdan çarpardım, niye 3 faktöriyele gerek var ki dediğini dersin, haklısın da. Fakat şöyle bir durum var ki 1'den 120'ye kadar olan sayıların çarpımını göster dediğim zaman sen 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı nokta 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 120'ye kadar yazmazsın. Dersin ki hocam bu 120'nin sonuna ünlem koyarsan bu anlama gelir. Sadece bir kısa gösterimdir arkadaşlar. Gözünüzü korkutacak bir durum söz konusu değil. Sadece soruları çözerken, işlemleri yaparken bu ayrıntıyı, yani işin tanımını ön planda tutun. Tamam. Yani matematikte ben size şöyle söyleyeyim. Tanımları biliyorsanız bile matematiğin yarısından çoğunu halletmişsiniz demektir. Geri kalanı zaten işlem. Anlaştık? Peki. Şimdi bir faktöriyel sevgili arkadaşlarım tabii ki 1'dir. 1'den 1'e kadar olan sayıların çarpımı gibi aklında tutabilirsiniz. Sadece 1 var. Dolayısıyla 1'dir. 2 faktöriyel 2'dir. 3 faktöriyel 6'dır. 4 faktöriyel 24. 5 faktöriyel sevgili arkadaşlarım 120. 6 faktöriyel de 720 diye devam eder. 7 faktöriyeli de ben sana yazayım. Belki aklında bulur. Mesela ben 7 faktöriyeli kadar biliyorum. 8 faktöriyeli bilmiyorum. 7 faktöriyel 5040'tır. Özel olarak da 0 faktöriyeli biz 1 diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Karşımıza çıkıp da bizi yanıltacak olan kısımlar şunlar: 1 faktöriyel 1 ve 0 faktöriyel 1. 0 faktöriyel özellikle kafa karışıklıklarına sebep olabileceği için dolayısıyla mutlaka ama mutlaka aklınızda tutmanızda fayda var. Şimdi bu faktöriyelli sayılarla beraber ben örnek veriyorum, 6 faktöriyel sayısını geniş geniş yazmak istesem. Nasıl yani hocam? Geniş genişten kastığımız ne? Şöyle. Mesela 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 6 biçiminde yazabilirim ben bunu. Bunu bu şekilde yazdıktan sonra şöyle bir ifade çeşidi kullanalım. Bakın, 1'den 5'e kadar olan sayıların çarpımını da biz zaten ne demiştik az önce? 5 faktöriyel demiştik. 5 faktöriyel çarpı 6 burada neye eşitmiş? Yine 6 faktöriyeli. Bakın arkadaşlar, 6 faktöriyeli ben nasıl yazdım? 6 çarpı 5 faktöriyel, bunun aynısı. Tamam. Başka türlü yazabilir miydik? Tabii ki yazardım. Bak şöyle dersin bu sefer de. Dersin ki hocam 1'den 4'e kadar olan sayıların çarpımına da 4 faktöriyel diyebiliriz. O halde burada ne var? 5 kere 6. 5 kere 6 nedir? 30'dur. O halde 6 faktöriyeli ben 30 çarpı 4 faktöriyel biçiminde de yazabilirim. Yani o ifade çeşidi bana kalmış. Soruların içerisinde hangisi daha kullanışlı oluyorsa o şekilde kullanacağım. Tamam. Peki sevgili gençler, notumuza bakalım. N faktöriyel dediğimiz sayı, N faktöriyel dediğimiz sayı neydi? N çarpı N eksi 1, tersten yazıyorum bak. N eksi 1 çarpı N eksi 2, azalta azalta gidiyorum. Çarpı nokta 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 çarpı 2 çarpı 1 dedim, tamam mı? Şimdi burada yine N faktöriyel yazıyor. Dikkat edin arkadaşlar.
ben şu kısmın 1'den n-1'e kadar olan sayıların çarpımı olarak yazabileceğim için n-1 faktöriyeldir derim. Bir de burada çarpı ne vardı? N vardı. Çarpı n arkadaşlar. Demek ki ben bu n faktöriyel sayısını n çarpı n-1 faktöriyel biçiminde de yazabilirmişim. Yani 7 faktöriyeli sevgili arkadaşlarım, o zaman ben 7 çarpı 6 faktöriyel biçiminde yazabileceğim gibi buradaki 6 faktöriyeli özel olarak seçerim. Dedim ki hocam bu da 6 çarpı 5 faktöriyel olarak yazılabilir o halde. Evet, yazabilirsin. O zaman bak şunu unutmuyorsun. 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel biçiminde de yazabilirsin. Hatta biraz daha ileri götürelim senin için. 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyeli de ben giderim. 5 çarpı 4 faktöriyel biçimde yazarım. Yani dilediğim gibi ben bunları azaltıp çoğaltabilirim, arttırabilirim, genişletebilirim. Hiç ama hiç sıkıntı yok. İşine hangisi geliyorsa onu yap. Anlaştık? Şimdi devam edelim birinci örneğimizle. 11 faktöriyel bölü 8 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel denilmiş bize. 11 faktöriyel dediğimiz sayı 11 çarpı 10 çarpı 9 çarpı gerisi 8'den 1'e kadar olan sayıların çarpımı olduğu için ben buraya 8 faktöriyeli yapıştırırım artık. Daha sonrasında da giderim bölü derim. Bölü dedikten sonra da bak şurada ne var? 8 faktöriyel var çarpı bir de 3 faktöriyelimiz var. Gördüğün üzere hepsi çarpım durumunda. Dolayısıyla buradaki 8 faktöriyeli buradaki 8 faktöriyeli yer bitiririm ben. Bunu yaptıktan sonra da 3 faktöriyel dediğimiz sayı nereye gittik? 3 faktöriyel dediğimiz sayı 6'ydı. Bunu sildim artık, buraya 6 yazdım. 6'yı 3'e böldüm 2, 9'u 3'e böldüm 3, 2'yi 2'ye böldüm 1, alt kısımda hiçbir şey kalmadı paydada, 10'u 2'ye böldüm 5, 5 kere 11 55, 55 kere 3 de 165 yapar derim ve soruyu noktalarım. Tamam, bu kadar basit. Devam edelim ikinci örneğimizle. 2022 faktöriyel eksi 2021 faktöriyel bölü 2020 faktöriyel işleminin sonucu kaçtır diye sorulmuş. Bakın gençler, Bu tarz sorularda olabildiğince pay ve paydayı ayrı tutun ve pay ve paydada küçük olanın parantezini almaya çalışın. Örnek veriyorum. 2022 faktöriyel demek 2022 çarpı 2021 faktöriyel demektir. Eksi bir de yanında 2021 faktöriyelimiz var. Alt kısımda ise hop böldüm 2020 faktöriyel mevcut. Şimdi üst tarafı eşittir diyelim, eşittir. Üst tarafta bakın gençler, 2021 faktöriyel ve 2021 faktöriyel ortak. O zaman ben gider bunları ortak çarpan parantezini alırım. Yani ne demek? 2021 faktöriyel parantezini alırsam şurada kalan sadece 2022'dir. Şurada da sadece 1 kalmıştır arkadaşlarım. Ve bölü 2020 faktöriyel derim. Daha sonra da derim ki hocam şu 2021 faktöriyel demek 2021 çarpı 2020 faktöriyel demek değil midir? Evet öyledir. O zaman buradaki 2020 faktöriyeli buradaki 2021 faktöriyeli götürürüm. Yukarıda bir şu kaldı, 2021 çarpı bir de parantezin içi kaldı. Parantezin içinde de 2022'den 1 çıkar diyor. 2022'den 1'i çıkartın, ne kalır? 2021 kalır. Yani cevabımız buymuş. Ama şıklarda böyle bir ifade yoksa şu vardır bakın, 2021'in karesi ifadesi vardır. Cevabımız da budur. Üçüncü örnek için sağ üst taraftayım. Üçüncü örnekte demiş ki 4n artı 1 faktöriyel bölü 4n eksi 1 faktöriyel. Bu ifadenin eşitini bul demiş bize. Hadi bulalım. Şimdi 4n artı 1 faktöriyeli benim azaltmam lazım. Nereye kadar? 4n eksi 1'e kadar. Aralarında da 2 fark olduğunu görüyorsunuz. Şimdi 4n artı 1 yazdım. Çarpı 4n yazdım. Bakın 1 çıkardım, 4n oldu. Şimdi bir tane daha çıkarın. 4n eksi 1 yakaladık ya, 4n eksi 1 faktöriyeli sonuna koydum faktöriyeli. Bölü alt kısımda ne var arkadaşlarım? 4n eksi 1 faktöriyel var. Şimdi alt kısımdaki zaten sade kendi başına, üst kısımdaki 4n eksi 1 faktöriyel de zaten çarpım durumunda. Demek ki ben bununla bunu götürebilirim. O halde benim cevabım 4n parantezinde, bakın 4n parantezinde 4n artı 1'miş. Ya da 16n kare dağıtıyorum içeri artı 4 neymiş diyebiliriz. Bunu bu şekilde içeri dağıttık arkadaşlar. Cevabımız da bu olmuş oldu. Hazır mısın? Geçtik 4'e. 42 faktöriyel artı 43 faktöriyel sayısı 42 faktöriyel sayısının kaç katıdır diye soruluyor. Şimdi öncelikle şuradaki 42 faktöriyel 42 faktöriyel olarak kalsın. Artı 43 faktöriyeli de ben 43 çarpı 42 faktöriyel biçiminde yazabilirim. Ve daha sonrasında burada 42 faktöriyeller ortak olduğundan
Giderim 42 faktöriyel parantezini alırım. Şu kısımda 1 kalacaktır. Şu kısımda 43 yalnız kalacaktır. Ve bu da 42 faktöriyel çarpı 44'ün 1, 43 daha 44 yapar. 44'ün ta kendisidir. Yani bize diyor ki şu sayı 42 faktöriyelin kaç katıdır? Bu sayı zaten 42 faktöriyelin 44 katı olduğunu bağırıyor arkadaşlar. Tamam, bağırıyor bildiğiniz. Ben diyor 44 katıyım bu sayının diyor. Dolayısıyla cevabımız 44 katı olacaktı gençler. Devam ediyorum 5. örnekle. 2 çarpı 4 çarpı 6 çarpı 8 çarpı nokta 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 84. Bu çarpımı faktöriyelli biçimde ifade et demiş bize. Tamam ulan, onu da yaparız. Bak şimdi. 2 4 6 8 değil mi? Bu şekilde gidiyor. Bak. Şunu 1 çarpı 2 biçiminde ya da şöyle diyelim. 2 çarpı 1 biçiminde çarpı 4'ü 2 çarpı 2 biçiminde, 6'yı 2 çarpı 3 biçiminde çarpı 8'i 2 çarpı 4 biçiminde yazarım çarpı nokta 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 çarpı 84'ü de 2 çarpı 42 biçiminde yazarım. Bunları yazdıktan sonra dikkat ediyorsun. 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 6 7 8 bla 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 nereye kadar gider? 42'ye kadar gider. 1'den 42'ye kadar konuşmadım mı ben şimdi? Konuştun hoca. Bak o zaman ne diyeceğiz? 42 faktöriyel diyeceğiz bu kısma. İşaretlediklerim 42 faktöriyeli veriyor. Ve 1'den 42'ye kadar 42 tane sayı var. Unutma bunu. Biz burada kaç tane buradaki ikileri gayırdık arkadaşlar burada? Kaç tanesini buradan cebe indirdik? O zaman 42 tanesini. Ve 42 tane 2'nin yan yana çarpımına biz ne diyoruz? 2 üzeri 42 diyoruz. Yani bizim cevabımız neymiş gençler? 42 faktöriyel çarpı 2 üzeri 42'ymiş diyeceğiz arkadaşım. Tamam. Umarım anlaşılmıştır. 6. örneğimize bakıyoruz. X ve Y birer doğal sayı. Değil mi? 24 çarpı X faktöriyel eşittir Y faktöriyel olduğuna göre X'in alabileceği değerlerin toplamı nedir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle 24 çarpı X'in faktöriyeli eşittir Y faktöriyel diyecek olursak biz buraya. Burada sevgili arkadaşlarım ben X'i 0 seçersem eğer 24 çarpı 0 faktöriyel eşittir 0 faktöriyel 1 olduğundan arkadaşlar 24 yapar. 24 4 faktöriyeli eşittir ve bu da madem Y faktöriyelmiş Y faktöriyel o zaman arkadaşlarım Y eşittir 4 gelir. Demek ki X 0 olabiliyormuş. X eşittir 0 fakat toplamını sorduğu için bir işe yaramayacak zaten o 0 birazdan göreceksin. Madem öyle faktöriyeli 1 olan X eşittir 1 var bir de. 24 çarpı 1 faktöriyel ne yapar? 24 yapar. Bu da 4 faktöriyel. Bu da Y faktöriyeli eşit olacaksa. Y'nin eşit olabileceği bir sayı bulduğumuza göre X sevgili gençler 1 de olabilir. O zaman X eşittir 1'i de kabul ettik. Eyvallah dedik. Daha sonrasında 24 çarpı x faktöriyelimiz var. Bak bunu unutma. Tamam mı? 24 çarpı x faktöriyelimiz var bizim. Bu y faktöriyeli eşit olacak dedik. Başka ne düşünebilirim? Yani 24'ü başka neyle çarpabilirsem bu y faktöriyeli eşit olabilir. Bak şöyle bir akıl yürütelim şimdi seninle. X'i ben gelin 23 seçeyim. Niye ve ne alaka? Bak şimdi yazıyorum. 24 çarpı 3 24 çarpı eğer x'i 23 seçersem 23 faktöriyel yapacaktır. Bu da sevgili arkadaşlarım 24 faktöriyelin ta kendisi olacaktır. 24 çarpı 23 faktöriyel. Yani 1'den 23'e kadar çarptın. Bir de durma bir tane de 24 ile çarp diyoruz. O zaman ben bunları çarparsam ne gelir? 24 faktöriyel gelir. 1'den 24'e kadar. O zaman bu da y faktöriyel eşit olacaksa y'nin eşit olabileceği bir 24 sayısı var. O halde x sayımız demek ki 23 de olabilirmiş. Onu da yazalım. X eşittir 23 de olabilirmiş arkadaşlar. Şimdi buraya kadar getirdik. Bundan sonra hocam var mı daha x? Artık yok arkadaşlar. Dolayısıyla x'in alabileceği değerlerin toplamı demişti. 0 alabilir, 1'i alabilir ve 23'ü alabilir dedik. Toplamda 24'tür arkadaşlarım x'in alabileceği değerlerin toplamı. Cevabımız budur diyeceğiz. Devam ediyoruz arkadaşlarım 7. örneğimizle 7. örnek nerede bir sonraki sayfada ama önce ne yapmamız gerekiyor şöyle sayfamıza uzaktan bir bakalım şöyle emeğimize bir bakalım arkadaşlar gayet dolu dolu bir sayfa
Ve sen de eğer bu sayfayı böyle doldurduysan kendinle gurur duyabilirsin. Geçiyorum bir diğer boş sayfama, bunu da diğeri gibi doldurabilmek üzere. Yedinci örneğimiz dedik. Şimdi yedinci örneği arkadaşlarım dikkatli biçimde bakıyorsunuz, beni iyi dinliyorsunuz. Öncelikle demiş ki 0 faktöriyel, 1 faktöriyel, 2 faktöriyel, bunların alayını toplamış kaça kadar? 2022 faktöriyele kadar. Bu toplamın birler basamağındaki rakam kaçtır? Şimdi üst sayfaya bir daha çıkmak istiyorum sizle beraber. Yani bir önceki sayfaya geri dönün arkadaşlarım. Tamam, bir önceki sayfaya. Şu an klavyede bir temassızlık mı var anlamıyorum. Basıyorum basıyorum geri gitmiyor. Evet. Şimdi şuraya benle beraber siz de bir not alın arkadaşlar. Şöyle not diyelim. Tamam. Ha, neden çıkmadığını anladım. Tamam. Klavyenin neden işlemediğini anladım. Not diyorsunuz arkadaşlarım. Tamam. Şöyle diyorsunuz. 1 faktöriyel, 2 faktöriyel, 3 faktöriyel, 4 faktöriyelden itibaren geri kalan tüm sayıların faktöriyelinin son basamağı sıfırdır. Bakın 5 faktöriyelden itibaren tüm sayıların birler basamağı ya da tüm sayıların faktöriyellerinin diyelim. Böyle daha tatlı olur. Daha güzel, daha hoş bir cümle olur. Tüm sayıların faktöriyellerinin birler basamağındaki rakam sıfırdır diyorsunuz. Neden? Çünkü ilk defa orada 5 çarpanımız var. 1, 2, 3, 4, 5. 10 sayısını oluşturabilmek için ne lazımdı bize? Bir tane 2, bir tane 5. Şimdi 1'den 4'e kadar olan sayıları çarparken 2'lerden kullanıyorsun ama hiç 5 yok. Dolayısıyla bu işin içerisinde 5 girdiği an sayının son basamağı 0 olacaktır. Bundan kaynaklı da sevgili arkadaşlarım 5 faktöriyelden itibaren, 5 faktöriyelde dahil olmak üzere geri kalan tüm sayıların faktöriyellerinin son basamağı birler basamağı 0'dır diyoruz. Anlaştık. Şimdi geçelim tekrardan sorumuza. Bu bilgiyi verdiğimize göre sen bu soruyu kafandan bile çözebilirsin. Şimdi sorumuz buydu. 0 faktöriyelden 2022 faktöriyele kadar toplamışız ve bu toplamın sonucunun birler basamağındaki rakam soruluyor bize. Bir kere ben şu kısmı saymam bile. Hani şöyle bir durum var. Örnek veriyorum, ben sana şöyle bir sayı verdim. Sonra şöyle bir sayı verdim. Sonra şöyle bir sayı verdim. Sonra da gittim 12'yi ve 3'ü yazdım. Bunları topla dersem sen şunları toplar mısın sıfırları? Görmezden gelirsin. Sen sadece hangilerini toplarsın? 2 ile 3'ü toplarsın ve buraya 5 yazarsın değil mi? Birler basamağındaki rakam sorulduğuna göre de 5'tir dersin, örnek veriyorum. Sıfırlarla senin işin yok çünkü. Sıfır toplama işlemine, sıfır sayısı sevgili arkadaşlarım, toplama işleminin etkisiz elemanıydı. İlk derste görmüştük hatırlarsan. Dolayısıyla ben derim ki şuradan itibaren benim bunları düşünmeme gerek yok. Buna vaktim de yok zaten. Gerek yok. O halde 0 faktöriyel 1'dir, 1 faktöriyel 1'dir, 2 faktöriyel 2'dir, 3 faktöriyel 6 ve 4 faktöriyel de 24'tü. Bunların geri kalanı hep 0. Ben bunları toplarsam sıfırları görmezden gelebilirim. Artık geriye sadece şunların toplamı kaldı. 4, 6 daha 10 yaptığı için bunu da görmezden gelirim. Çünkü 10, 10'un üstüne ekleyeceğim. Yani 10'un üstüne sen 3 eklersen 13 olur. Onu da birler basamağındaki rakam 3 zaten. Yani 10'dan sonra zaten devrediyor ya. Çünkü niye? Biz 10'luk sayı sistemini kullanıyoruz arkadaşlar matematikte. Sen de biliyorsun bunu. O zaman ne diyeceğiz? 2'yi, 1'i ve 1'i toplayıp cevabımıza 4 diyeceğiz sevgili gençler. Tamam. Şimdi not var. Bu not kısmı az önce yukarıdaki not. Buraya da sevgili arkadaşlarım yazıyorsunuz. En 5'ten büyük veya eşit için n faktöriyel sayısının birler basamağındaki rakam bunu hiç unutmayın arkadaşlar. Birler basamağındaki rakam kaç oluyormuş? 0 oluyormuş. 0'dır diyoruz sevgili gençler. Bunun sebebini de buraya tekrardan açıklayalım. 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4. Bak şimdi. Şu kısım 1 faktöriyel, şu kısım 2 faktöriyel, şu kısım 3 faktöriyel, şu kısmın tamamı 4 faktöriyel. Şimdi buraya kadar olan sayılarda zaten 5 yok. Bir sayının birler basamağı eğer A, B, C 0 ise bu aslında ne demekti? Bir tane 0 olması 10 ile çarpılmış demekti. 10 ile çarpılmış bu. Tamam.
çarpılmış deyince böyle aklıma farklı şeyler geliyor. 10 ile çarpılmış arkadaşlar, tamam mı? 10 ile çarpılması demek gençler, 10 ile çarpılması demek şu demek: bizim sayımızın içerisinde 2 ve 5 çarpanı mutlaka ama mutlaka var demek. E şimdi 1 var mı 5 çarpanı? Yok. 1'den 2'ye kadar? Yok. 1'den 3'e kadar? Yok. 1'den 4'e kadar? Yok. E bundan kaynaklı da bunların birler basamağındaki rakam 0 falan değil. Ama ben bunların yanına bir de gidip çarpı 5 dersem işte işler değişir o zaman. Niye? 2 çarpanı vardı burada. Burada olmasa bile 4'ün içinde var be. Değil mi? E bir de sonunda 5 çarpanı ekleyince 2 ile 5'in çarpımı tabii ki 10'u verecektir. Bizim sayımız 10'un katı olduğuna göre 10'un katı olan sayıların birler basamağı da 0 oluyordu. Doğru mu? Bunu çok iyi biliyorsun sen de. 8. örneğimize bakma zamanı geldi artık. 0 faktöriyel, 1 faktöriyel, 2, 3 faktöriyel devam ediyor. 2023 faktöriyel eksi 12. Bak sonuna bir de böyle bir detay koymuş. Bunun birler basamağındaki rakam kaçtır diye soruluyor. Şimdi 0 faktöriyelden 2023'e kadar yukarıdaki örnek değişir mi arkadaşlar? Değişmez. Neden? Çünkü 4 faktöriyeli de yazdım. Artı buraya 5 faktöriyelden sonrası zaten beni ilgilendirmiyor dedim. Yani şu kısım beni ilgilendirmiyor. 0 faktöriyelin birler basamağı 1. 1 faktöriyelin birler basamağı 1. 2 faktöriyelinki 2. 3 faktöriyelinki 6. Ve 4 faktöriyelinki sevgili arkadaşlarım da 24 olduğu için 4'tür. Ben bunları toplayacağım. Yine 4 ile 6'nın toplamı 0 olduğu için görmezden gelebilirim. Kaçmıştı? Kaçtı? 4. Kaçmıştı nedir ya? Hem mişli geçmiş zaman hem de dili geçmiş zaman kullandım ben burada. O yüzden sizden çok özür diliyorum arkadaşlar. Tamam. Kaçmıştı ne ya? Neyse, böyle konuşanlar da var ama değil mi? Neyse ama şey var. Yani nasıl diyeyim? Kaçmıştı. Kaçmıştı. Yani burada fiil olarak kaçmak fiilini kullanırsanız kaçmıştı. O normal. Ben geldiğimde o buradan çoktan kaçmıştı. Bak bu oluyor. Ama burada bu olmaz yani. Tamam. Yani soru olan kaç olmuyor arkadaşlar. Neyse arada Türkçe dersinde verdiğimize göre, yüklediğimize göre devam edebiliriz. Şimdi şuraya kadar olan kısmın birler basamağı neymiş? 4. Şimdi ben birler basamağı 4 olan bir sayı düşünelim. A, B, C, 4. Bundan 12'yi çıkaracağım. Ve burası artık ne olursa olsun beni ilgilendirmiyor. Bundan 12'yi çıkardığım takdirde bunun birler basamağı soruluyor. 4'ten 2'yi çıkarırsanız kaç kalır? 2. Demek ki bunun birler basamağı 2 olacak sevgili gençler. Tamam. 9. örnek. A ve B tam sayı olmak üzere 10 faktöriyel eşittir. A çarpı 2 üzeri B eşitliğinde B'nin alabileceği değerler toplamı acaba nedir diye soruluyor. Şimdi zurnanın zırt dediği yerdeyiz faktöriyel konusunda. Dolayısıyla beni çok ama çok iyi dinliyorsun. Kulaklarını açıyorsun, tamam mı? Beni çok ama çok iyi dinliyorsun. Şimdi gençler bakın. 10 faktöriyel dediğimiz sayı 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 6 7 8 9 ve 10'un çarpımıydı biliyorsunuz. Şimdi elimizde bu çarpımlar varken ben bunu bir daha baştan yazacağım. Bunu sevmedim. 1, 2, 3, 4'ü ben 2'nin karesi biçiminde yazacağım. Çarpı 5 asal zaten. 6'yı 2 kere 3 diye yazacağım. 7 zaten asal olduğu için 7'dir. 8'i 2 çarpı 2 çarpı 2 yani 2'nin küpü diye yazalım. Olur mu? 2'nin küpü çarpı 9 3'ün karesidir. Ve 10 da sevgili arkadaşlarım 2 çarpı 5'tir. Çok güzel. Şimdi burada 10 faktöriyeli bir A tam sayısıyla çarptıktan sonra bir de gidip 2 üzeri B ile çarpmışız. Tamam, 2 üzeri B ile çarpmışız. Burada B'nin alabileceği değerler soruluyor. Yani şunlar. Yani diyor ki 10 sayısının içinden ben kaç tane 2'yi kenara çekip konuşturabilirim diye soruyor. İkileri soruyor. Kaç tane 2 olabilir? Veya bu ikiler kaç tane ise maksimumunu bulacaksın. Acaba oraya kadar olan tüm ikileri alabilir mi diye soruluyor. Şimdi çok iyi anlayacaksın. Bak. Şimdi güzel kardeşim. Burada bir tane 2 var. Burada 2 tane var. Burada bir tane var. Burada 3 tane var. Burada 2 tane değil. Şurada bir tane var. Tamam, çok güzel. Kaç tane 2 oluyor yani? Bak, bir tane burada vardı. 2 tane de burada etti 3. Bir tane burada etti 4. 3 tane burada etti 7. Bir tane de burada var etti 8. Yani 2 üzeri 8'miş. Tamam mı? Ama
Ben şuradaki sayıları 3, 5, 3, 7, 3'ün karesi ve 5. Bunları 10 faktöriyel eşittir 3 çarpı 5 çarpı, bak işaretlemediklerimi yazıyorum, tamam mı? Maviye boyamadıklarımı yazıyorum. 3 çarpı 7 çarpı 3'ün karesi 9 yapar çarpı 5 çarpı 2 üzeri 8 biçiminde yazabilirdim. Ve şu kısım sorudaki, soruda bize verilen A olabilirdi. Bu da 2 üzeri B olurdu. Böylelikle B'nin alabileceği bir değer bulmuş oluruz biz. B'nin alabileceği ilk değer neymiş mesela? 8'miş. Şu an bulduk. Ama ben bunu şöyle de yazabilirdim. Hani şu kısmı alalım arkadaşlar. Şu kısmı şöylece alabilmek mümkün mü acaba? Bakalım. Vallahi aldım ya. Güzel. Şimdi ben diyorum ki şuradaki 2 üzeri 8'den bir tane 2'yi alalım. Şuraya koyalım. 2 üzeri 7 yazalım. Tamam, 2 çarpı 2 üzeri 7, 2 üzeri 8 yapar biliyorsun. O halde ben şu kısım var ya, 2'ye kadar olan kısma yine A derim. Bu sefer çarpı 2 üzeri B burası olur ve bu sefer B'nin alabileceği değer 7'dir derim. E çok güzel. O zaman bizim bu B değerimiz 8 olabildiği gibi 7 de olabiliyor. E o zaman 6'yı da alırız. Buradan bir tane daha 2 çalarım, buraya aktarırım. 6'yı da alır, 5'i de alır, nokta nokta nokta. En son 1'i de alır, 0'ı da alır. Tam sayı dediğine göre 0 da olur. E şimdi madem öyle güzel kardeşim, bize sorulan soru neydi? B'nin alabileceği değerlerin toplamıydı. E B'nin alabileceği değerler 0'ı görmezden gel. 1'den 8'e kadar olan sayıların toplamı değil mi? Ve sen 1'den 8'e kadar olan sayıların toplamının aslında formülünü biliyorsun. Neydi? 8 çarpı 9, yani n çarpı n artı 1 bölü 2 idi. 1'den hatırlatma yapalım. N'ye kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2 idi, doğru mu? O zaman 8 çarpı 9 bölü 2'dir bunun cevabı. 2 ile 8'i sadeleştirdim. 4. 4 kere 9 bize 36'yı verir. Demek ki cevabımız 36 olacakmış arkadaşım. Ve sevgili gençler, geçtim 10'a. 13 faktöriyel bölü 6 üzeri n sayısını tam sayı yapan n'nin en büyük doğal sayı değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi 13 faktöriyeli 6 üzeri n'ye böleceğiz. 13 faktöriyeli gideceğiz 6 üzeri n'ye böleceğiz ve bunun sonucu bir tam sayı çıkacak. Tamam. Şimdi bakın işler biraz daha garipleşiyor ama çok da büyütmemek gerekiyor bunu, tamam mı? Şöyle düşün Yazı, rahat olacaksın önce. Yani lisedeki matematikçim öyle derdi. Rahat ol ya İsmail derdi. Ben anlamazdım. Hocam ben anlamadım derdi. Rahat ol İsmail'cim ya derdi. Niye bu kadar kasıyorsun ki derdi yani. Anlatırdı ama yani peşinde koşardık. Böyle lise 2'ye kadar falan matematiğim çok kötüydü benim. Ya inanılmaz kötüydü. Ya efsane kötüydü. Onu bir ara seninle konuşalım onu. Böyle var ya, hani nasıl diyeyim, kötünün kötüsüydü ya. Yanımda mesela İsa, beni dinliyorsan selamlar. İsa şu an doktor arkadaşlar, KBBC oldu. Yanımda İsa otururdu benim. Benim çocukluk arkadaşımdır aynı zamanda lisede. Yani ilkokulda da arkadaştık biz. Lisede de aynı liseye gidiyorduk. Anadolu Lisesi'ydi. Aynı liseye gidiyorduk ve böyle İsa'nın dersleri çok iyiydi. Öyle 90 küsürler falan alırdı. Hatırlıyorum bir kere matematik sınavında İsa, sevgili arkadaşlar şöyle büyüteyim de konuşalım ya, böyle büyük büyük konuşalım. Hatırlıyorum bir kere İsa böyle matematik sınavında 100 almıştı ve İsa 100 alınca ben çok keyiflendim. Lise 2'deydik, ben çok keyiflendim. Niye biliyor musunuz? Çünkü tüm kağıdı İsa'dan geçirmiştim. Dedim ki oh be dedim. Yani hani sonunda matematikte dedim hani 100 olmasa bile bir 90 çakarız ya. 90'ımız var dedim, temiz yani. Sonra sonuçlar açıklandı. Ben gene 32 almışım. Yemin ediyorum 32 almışım ya. Yani matematik bilimi o kadar kötüydü ya. Yani yüzlük kağıttan kopya çekip yazıyorum. O kağıttan bile 32 alıyorum. Yani yakalanmadığıma eminim. Hani hoca yakalandım falan diye böyle puan kırdıysa falan diye düşündüm ama yakalanmadığımdan eminim. Hani kağıttan falan anlaması da imkansız ama hani ben biraz böyle sanırım anlaşılmasın diye gidip şey yaptım. İsa'nın kağıdında yazan şeyleri böyle biraz yerlerini falan değiştirerek yazdım. Sanırım orada bir sıkıntı oldu. Sonuçta yani hani sonuçtan bir önceki basamakta bulunan şeyi sen ilk başa yazarsan hoca yüksek ihtimalle hani çakmış da olabilir durumu. Ama durum çok kötüydü. Ne zaman ki lise 3'e geçtim
Ve lise 3'te matematik öğretmenimiz, yeni bir matematik öğretmeni geldi. Serdar Hoca, ona da buradan selamlar. Onunla beraber çok farklı oldu. Yani ben üniversite sınavına girdim, çıktım. Girip çıktıktan sonra 8 tane tercih yaptım. Bakın sadece 8, ÖSYM bize 24 tane tercih hakkı sunmasına rağmen ben 8 tercih yaptım. Sadece ilk tercihim elektrik elektronikti. Ve gelmeyeceğini bilerek yazdım onu da. Biraz mahalle baskısıyla yazdık. Gelmeyeceğini biliyordum. Ama diğer bütün tercihlerim matematikti arkadaşlarım. Ve ben matematik bölümünde gerçekten keyifle okudum. Şu anda bu işi keyifle yapıyorum. Ve bir zamanlar lise 2'de bana matematiğin M'sinden anlamaz denmişti veli toplantısında. Buradan herkese selam. Ve o selamlar gitmesi gereken yerlere gitsin. Evet, anlamazmışız ya. Neyse. Yani matematiğin M'sinden anlamayan bir çocuğa matematiğin M'sinden anlamayan bir hoca anlatmış olabilir mi acaba? Neyse, devam edelim gençler. Şimdi 13 faktöriyeli 6 üzeri n'ye böleceğiz ve sonucunda da bunun sonucunda bir tam sayı bulacağız, tamam mı? Güzel. Nereden başlayak? Nereden başlayalım sence? Şöyle yapalım mı? Bu arada şöyle diyelim. 10. örneği bir çözmeyelim. 9'a bir tekrar geri dönelim seninle, tamam mı? Şu kısma geri dönelim. Ben bu kısma geri dönmek istiyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü size burada uzun uza diye anlattım ya ben size. Kısa yolunu anlatmayı unuttum. Kısa yolunu anlatmayı unuttum. Onu da hemen halledelim. Yukarıdaki soruyu çözerken bunu kullanacağımız için aklıma geldi. Burada uzun uza diye anlatayım, daha sonra kısa yolunu veririm falan diye düşündüm ama bunu anlatmayı unuttum. Hemen anlatıyorum. Şimdi burada 10 faktöriyelin içerisindeki aslında biz 2 çarpanlarının adedini bulduk ya az önce, 8 tane dedik. Bu şekilde uzun uza diye yazmana gerek yok. Yani burası 30 faktöriyel olmuş olsaydı çoktan yani sen ortalığı batırmıştın. Tamam. Yani ne o yazdıkların kağıda sığacaktı, ne de böyle ikilerin sayısını falan oradan çekip çıkarmak böyle kolay değil, tamam mı? Şöyle yapıyorsunuz. 10 faktöriyelin içerisindeki 2 çarpanlarının adedini bulabilmek adına onu sevgili arkadaşlarım faktöriyeli alınacak olan sayıyı burada ihtiyacımız olan kaç tane çarpan olduğunu bulacağımız sayıya bölüyoruz arkadaşlar. 2'ye bölüyoruz. Onu 2'ye böldüğünüz takdirde bizim için sadece bölümler önemli, unutmayın. Burada 5, yani kalan malan önemli değil. Bölüm 5 çıktı ya, 5 hala 2'den büyükse gidiyorsunuz bir daha bölüyorsunuz. Kaç geldi? 2. 2 de 2'ye bölünebildiği için bir daha 2'ye bölüyorsunuz. Kaç tane var? Bir tane. Şimdi tüm bölümlerdeki yani şuradaki sayıları topluyorsunuz. Toplayın bakalım tanıdık gelecek mi? 5, 2 daha 7, 1 daha 8 yapar. İşte arkadaşlarım şurada bulduğumuz 8'i ve uzun uzadıya bulduğumuz 8'i tek bir hamlede, ufak bir hamlede, tek seferde bulabiliriz. Aklınızda bulunsun. İhtiyacımız olduğu zaman bunu bu şekilde kullanacağız ve hatta bütün sorularda bunu bu şekilde kullanacağız. Tamam. Bir laf vardır çok severim. Allah alime ilmi amelelik etmesin diye vermiştir diye. Dolayısıyla bizim aklımız var ve ilmimiz de varsa bunu kullanacağız. Amelelik etmeyeceğiz arkadaşlarım. Şimdi şu kısımda 13 faktöriyeli 6 üzeri n'ye bölmüştük. Sildim ama tekrar yazarım üşenmem. Ve sonucunda bir tam sayı çıkmasını istemiştik arkadaşlar. O tam sayıya çok benzemedi. Şöyle yapalım. Bir tam sayı çıkmasını istemiştik. Pekala. Bunun tam sayı çıkabilmesi için bir kere tam bölünebilmesi lazım. Tam bölünebilmesi için de sevgili gençler 13 faktöriyelin içerisindeki 6 çarpanların adedini bulmamız lazım. Ve dikkat edin, 13'ü gidip 6'ya bölün demeyeceğim size. Bu çalışmaz. Bu sistem bozuktur. Neden çalışmaz? Çünkü sevgili arkadaşlarım şundan kaynaklı çalışmaz. Böldüğünüz sayı asal olmak zorunda. Asalsa bunu yapabilirsin. Tamam? Bak bunu sakın unutma. Burada böldüğün sayı, bak az önce 2 asaldı, o yüzden sistem çalıştı. Ama burada bölen sayınız asal olmak zorunda. Ve madem bölen sayınız asal olacak, ben bu 6'nın üzerindeyi nasıl üretmem gerekiyor? 6'yı üreteceksiniz arkadaşlar. 6, 2, 6'nın ham maddeleri 2 ve 3'tür. 2 ile 3. 2 tane asal yan yana geldiği zaman artık ancak 6 yapar. Dolayısıyla ben 13'ün içerisindeki 2'leri ve 13'ün içerisindeki 3'leri merak edeceğim. 13'ün içinde 2 sevgili arkadaşlarım kaç defadır? 6 defa. Tekrar 2'ye böldüm 3, tekrar 2'ye böldüm 1 ve bunları toplayacağım şimdi. Yani 1, 3 daha 4, 6 daha 10 yapar. Böylelikle benim elimde 10 tane 2 olduğunu ben bulurum. 13'ün içerisinde 3 4 defadır. 4'ün içerisinde 3 de 1 defadır ve doğal olarak da 3'lerden kaç tane varmış?
5 tane varmış. Yani 3 üzeri 5 dedim. Şimdi burayı dikkatli dinliyorsunuz. Benim 6'yı elde edebilmem için, yani bir tane 6 elde edebilmem için bir tane 2'ye ve bir tane de 3'e ihtiyacım olduğunu biliyoruz. Ama benim elimde 3 tane 5 tane 3 ve 10 tane 2 varsa kaç tane 6 üretebilirim? Maksimum 5 tane üretebilirim. Çünkü 6 tane üretemeyiz. 3'lerimiz biter. 3 bittiği zaman biz de biteriz. Tamam mı? Çünkü bir daha 6 üretemeyiz. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım 5 tane 6 çarpanımız var. Yani o zaman n'nin en büyük doğal sayı değerini soruyorsa ben 13 faktöriyeli ancak 13 faktöriyel içerisinde 5 tane 6 olduğu için 6 üzeri 5 yazabilirim maksimum. Dolayısıyla n'nin maksimum değeri de burada 5'tir deriz. Notumuza bakalım. Şimdi n faktöriyel sayısının sonundaki 0 sayısı n faktöriyel sayısı içerisindeki 10 çarpanının sayısına eşittir. Bu 0 sayısı için bir üstteki soruya tekrardan geri dönelim. Orada da bir hatırlatmaya ihtiyacımız var. Şöyle bir hatırlatma olsun. Mesela burada 6'ları bulduk ya. Yani 6'dan kaç tane var diye bulduk ya. Burada şunu hesaplamak zorunda değildiniz, örnek veriyorum. Yani 6'nın içerisindeki 2 sayısını hesaplamak zorunda değiliz. Neden? Çünkü 6'nın içerisindeki 2 ve 3 sayılarını hesaplayacaksam eğer ben ve neden hesaplıyorum bunu? 6'ların adedini bulabilmek için. Buradaki 6'ların adedi mutlaka 3'lerin adedine eşit olacaktır. Neden? Çünkü büyük olandan daha azdır. Az olan bittiği zaman ötekinin diğerleri de çöpe gider zaten. Mesela 3'lerin adedi bittikten sonra 5 tane de 2 kullandım. 5 tane 3 vardı. 5 tane 2 kullandım. 5 tane daha 2'm kaldı ama onlarla hiçbir halt yiyemedim ben. 6 üretemem çünkü yanında 3 yok. 3 olmadan 2 bir anlamı yok bu soru için. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım 2 ve 3'ü yazdıktan sonra hangisi daha çoksa, hangisi daha azsa, ki 3 daha azdır çünkü kendisi büyük. 13'ün içerisinde 2 6 defa ama 13'ün içerisinde 3 4 defa direkt mesela. Dolayısıyla büyük olan çarpan adedini her zaman burada bölmek için kullanacağız, tamam mı? Dolayısıyla n faktöriyel sayısının sonundaki 0 sayısı demek, aslına bakarsanız n faktöriyel sayısı içerisindeki 10 çarpanın adedine eşit ya. Ben 10 üretmek istiyorsam 2 ve 5'i kullanacağım. O zaman ben durmadan hangi sayıya bölmem gerekiyor? Bu n faktöriyeldeki n'yi durmadan 5'e bölmem gerekiyor. Örnek veriyorum, 23 faktöriyel sayısı için sonundaki 0 sayısını merak ediyorsak onlar sevgili arkadaşlarım bir tane 2'den ve bir tane 5'ten oluşmakta. Dolayısıyla sen 23'ü 2'ye mi 5'e mi böleceksin? Tabii ki durmadan 5'e böleceksin. Yani artık bunu da kafaya şu şekilde yerleştirebilirsin sen. Ben faktöriyelli bir sayının sonunda kaç tane sıfır var bunu hesaplamak istiyorsam ben o sayıyı durmadan 5'e bölmem gerekiyor diyebileceksin. O zaman bölelim. 23'ün içinde 5 kaç defa? 4 defa. 4 5'e bölünüyor mu? Bölünmüyor. O zaman sadece bunu kullanacaksın. 4. Demek ki 23 faktöriyel sayısı için bu sayının sondan 4 basamağı sıfırdır diyeceksin. Tamam. Örnek 1'e hemen bakalım. Ne demiş? 500 faktöriyel sayısının sonunda kaç tane sıfır vardır? Hemen ne yapacağız? 500 faktöriyel aşırı büyük bir sayı. Belki hani yani şu an bence imkansız. 500 faktöriyel gibi bir sayıyı insan eliyle oturup hesaplamak için bence ömür yetmez arkadaşlar. Yani bence yetmez. 500'ü biz kaça böleceğiz? 5'e böleceğiz. 500'ün içinde 5 100 defa. 100'ü 5'e böleceğim. Kaç defa? 20. 20'yi 5'e böleceğim. 4. 4 artık bölünmüyor. O zaman bunları toplayacağız. 100, 120, 124. Demek ki 500 faktöriyelin sonunda 124 adet 0 vardır diyeceğiz. Tamam. Bu kadar. Devam. 12. soru. Şimdi iç içe olan 976 milyon tane faktöriyel var arkadaşlar. Bunlar nasıl hesaplanır? Bir de buna göz atalım. Önce tabii ne yapacağız? En içeriden başlayacağız. 2 faktöriyel demek ne demek arkadaşlar? 2. Yine 2 faktöriyel. Yine 2. Yine 2 faktöriyel. Yine 2. Ve bu 2'nin üzerinde bu sefer 6 var. 2 üzeri 6'nın faktöriyelinden 1 çıkar demiş. Şimdi 2 üzeri 6 demek 64'tür. Demek ki 64 faktöriyel eksi 1'i soruyor bize. Bu sayının sonunda kaç tane 9 rakamı vardır? Şimdi burada da bir not daha yazıyorsunuz. Bu notta ise şöyle diyorsunuz. 1000 sayısını düşünelim, tamam mı? 1000 sayısını düşünelim. Sonunda kaç tane sıfır var? 3 tane sıfır var. 3 tane sıfır.
Ben bundan 1 çıkarırsam burası 999 gelecektir. Bu sayının sondan kaç basamağı 9? 3 tane 9 var. Çok güzel. Şimdi gelelim 20.000'i düşünelim, tamam mı? 20.000. Kaç tane 0 var? 4 tane 0'ımız var. Ben bundan 1 çıkarayım. Ne gelir? 19.999 gelecektir. Peki bunun sondan kaç basamağı 9? Yine 4 basamak 9 değil mi? O zaman 4 tane 9 yazdım. Şimdi bu ne demek oluyor o zaman? Bir sayının sondan kaç basamağı 0 ise 1 çıkardığım zaman o sayıdan sondan o kadar basamağı 9 olmak zorunda oluyor. O halde 64 faktöriyel eksi 1 sayısının sonunda kaç tane 9 rakamı vardır diye sorulmuş ya bize. O zaman ben şöyle düşünürüm. 64 faktöriyelin sonunda kaç tane 0 var? Onu hesaplarım. Cevap da odur derim. Demek ki ben 64 faktöriyelin sonundaki 0 rakamını, 0 adedini merak ediyorsam bunu durmadan 5'e böleceğim. 64'ün içerisinde 5 12 defadır. 12'nin içerisinde 5 2 defadır. Doğal olarak da siz gidersiniz 2 ile 12'yi toplarsınız ve dersiniz ki 14 tane 9 rakamı vardır diyebilirsiniz artık sorumuzun cevabına. 9 rakamı vardır. Çünkü 64 faktöriyel sayısının sondan 9 rakamı 0, pardon, 14 rakamı 0 ise 1 çıkardığınız zaman sondan 14 rakamı da 9 olacaktır sevgili arkadaşlarım bu sayı. Ve devam ediyorum bir diğer örneğimle, 13. örnek. 13. örnekte arkadaşlarım 1 çarpı 1 faktöriyel, 2 çarpı 2 faktöriyel, 3 çarpı 3 faktöriyel, nokta nokta nokta, n çarpı n faktöriyel. Bunların her birini topladığın takdirde bizim karşımıza n artı 1 faktöriyel eksi 1 gibi bir sonuç çıkıyor. Ve bu duruma göre şu sayının, bu sayı a'ya eşit, bu sayının sevgili arkadaşlarım sonunda kaç tane 9 vardır diye soruluyor. Şimdi formüle uyarlayarak bunu yapacak olursak, bakın formüle uyarlıyoruz sadece. 1'den 12'ye kadar yazmış. Bak 1, 2, 3 başlangıcı hep aynı. Şuradaki sonundaki 12 çarpı 12 faktöriyel demek aslında şu demek. Yani n çarpı n faktöriyel demek. Demek ki n burada kaçmış? 12'ymiş. Benim formülüm ne diyordu? N artı 1 faktöriyel eksi 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 1 demiyor muydu? Evet hocam. N'imiz kaçtı? 12. Demek ki 12 artı 1 13. 13 faktöriyel eksi 1'den bahsediyor. Bunun sonunda kaç tane 9 olduğunu bulmak için ben ne yapıyordum? 13'ü 5'e bölüyordum. Çünkü 13 faktöriyelin sonunda kaç tane 0 varsa 13 faktöriyel eksi 1 sayısının sonunda o kadar 9 vardır diyorum. Tamam mı? Dolayısıyla da 13'ü 5'e böldüğünüz takdirde 2 defa vardır diyoruz. Başka da olmadığını gördüğümüze göre demek ki bu sayının sondan 2 basamağı 9'dur diyoruz arkadaşlar. Anlaştık. Ve devam. 14. soru. 66 faktöriyel bölü 8 üzeri n sayısının bir tam sayı olduğu bilindiğine göre. Bak bu soru sanki başka bir soruya daha benziyor arkadaşlar. Ne dersiniz? Şöyle diyelim mi? Yukarı bir çıkalım. Bu soru sevgili arkadaşlar şu soruya biraz benziyor. 13 faktöriyel bölü 6 üzeri n sayısını tam sayı yapan n'nin en büyük doğal sayısı falan diyor da bu soruya benziyor. Biz bu soruyu elde etmek için ne yapmıştık? Şuradaki 6'ları nasıl elde edebileceğimizi düşünmüştük. 6 elde edebilmek için 2 ve 3'e ihtiyacımız vardı. Şimdi ise aşağı doğru iniyorum gençler. Aşağı doğru indiğim takdirde de soruya bakıyoruz ve diyor ki bize 66 faktöriyel bölü 8 üzeri n sayısının bir tam sayı olduğu biliniyormuş. N'nin alabileceği en büyük tam sayıları. Soru yine aynı ama bu sefer mantalitesi farklı. Neden bunun mantalitesi farklı biliyor musunuz? Çünkü 8'i elde etmek için hangi asallara ihtiyacınız var diye düşündüğünüz zaman sadece 2'ye ihtiyacınız var. Neden biliyor musunuz? Çünkü 8 2 çarpı 2 çarpı 2'dir. Az önce 6 2 çarpı 3'tü. Dolayısıyla 2 tane asala ihtiyacım vardı. Ama şimdi tek bir asala ihtiyacım var, o da 2. Ama 3 tane 2'yi yan yana çarpmamız gerekiyor ki 8 elde edebilelim. O halde arkadaşlarım biz yapmamız gereken şey şu. Bize 2'ler lazım. Dolayısıyla 66'yı ben durmadan 2'ye böleceğim. Taktik aynı. Şimdi 66'yı 2'ye bölerseniz 33 gelir. Bunu 2'ye böldüğünüz takdirde 16 gelir. Bunu 2'ye bölerseniz 8, bunu 2'ye bölerseniz 4, bunu 2'ye bölerseniz 2 ve bunu 2'ye bölerseniz 1 gelecektir. Şimdi bunları toplama zamanı. 1, 2 daha 3, 4 daha 7, 8 daha 15, 15, 16 daha 31, 31, 33 daha 64 yapar. Demek ki 2 üzeri 64'müş arkadaşlar. Yani 64 tane 2 çarpanım var benim. 2 çarpanım var. Bunu siz de yazın arkadaşlar, tamam mı? 64 tane 2 çarpanımız var ama
Bana ikiler de lazım değil ki. Bana sekizler lazım. Peki bu sekizleri elde etmek için ne altayacağız? Şöyle yapacağız bak şimdi. Sekizi elde etmek için kaç tane ikiye ihtiyacımız vardı? Üç tane. Her üç tane iki bir tane sekiz yapıyor demektir bu. O zaman ben 64 tane ikiden kaç tane sekiz elde edebilirim? Direkt 64'ü giderim. 3'e bölerim. Çünkü her 3 tane 2 bir tane 8 yapıyordu. 64'ü 3'e böldüğünüz takdirde sevgili arkadaşlarım bizim elimize 21 gelecektir. 63 çıkar 1. Bak bir tane 2'nin artması benim için önemli değil. Sonuç olarak ben bu ikileri 64 tane 2'yi üçerli üçerli gruplarsam 21 tane grup oluşturuyor. Her bir üçlü grup bana bir tane 8 verdiğine göre bak 2 çarpı 2 çarpı 2 ne yaptı? 8. 2 çarpı 2 çarpı 2 ne yaptı? 8. 2 çarpı 2 çarpı 2 ne yaptı? 8. Böyle böyle üçerli gruplardan 21 tane varsa 21 tane de 8'in vardır. Ve 21 tane 8'in yan yana çarpılması demek arkadaşlarım 8 üzeri 21 demektir. Ve bu da 8 üzerine eşit olacaksa işte burada n'nin en büyük değeri, en büyük tam sayı değeri 21'dir diyeceğiz. Tamam. Vallahi mis gibi tertemiz oldu. Şimdi sağ üst tarafa doğru çıkalım. 15. örneğimize bakalım. 5, 10, 15, nokta 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 75, 80 aritmetik dizisinin tüm terimlerinin çarpımının sonunda kaç tane sıfır vardır? Sondan kaç basamağı sıfırdır? Bu soruyu da yine şu şekilde düşüneceğiz. Hani bunun bir versiyonu vardı. Yine bir önceki sayfalarda 2 çarpı 4 çarpı 6 çarpı 8 diye. 5 sevgili arkadaşlarım 5 kere 1'dir. 10 5 kere 2'dir. 15 5 kere 3'tür. Çarpı nokta 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 çarpı 80 dediğimiz sayı da 5 kere 16'tır. Şimdi burada 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı en son 16'ya kadar götürürsek bu 16 faktöriyelin ta kendisidir. Çarpı bunun yanı sıra 1'den 16'ya kadar 16 tane sayı var. Her birinin yanında da bir tane 5 olduğuna göre 16 tane de 5'in çarpımı var. Yani 5 üzeri 16'dır diyeceğiz biz buraya. Şimdi sondan kaç basamağı sıfırdır diyor ya. Ben şunun sondan kaç basamağı sıfırdır bunu bulmam gerekiyor. Bunun sondan kaç basamağının sıfır olduğunu bulabilmek için de ne yapmam gerekiyor arkadaşlarım? 16'yı tutup 5'e bölmem gerekiyor. Yalnız dikkat edin. Burada bir de 5 üzeri 16'mız var. O zaman ben 16'nın içerisinde kaç tane 10 çarpanı vardır bunu bulabilmek için, ben sevgili arkadaşlarım buradaki yine 10 sayısı 2 ve 5'ten oluştuğu için 16'yı hem 2'ye böleyim, 16'yı hem de 5'e böleyim durmadan. Hadi yapalım bu işlemi. 16'yı 2'ye böldüm 8, 8'i 2'ye böldüm 4, 4'ü 2'ye böldüm 2 ve 2'yi 2'ye böldüm 1. Yani totalde 1, 2, 4 daha 7, 8 daha 15. Yani 15 tane 2 çarpanım varmış. Tamam. 5'ten kaç tane var? 16'yı 5'e böldüm. 3, 3 tane var. 3 artık 5'e bölünmüyor. 5 üzeri 3. Bir de yanında 5 üzeri 16 var. Şimdi 15 tane 2'miz var. Ve hop 19 tane de 5'imiz var. Acaba kaç tane 10 üretebilirim? Şimdi her bir tane 2'den ve bir tane 5'ten hop bir tane 10 üretebiliyorsak 15 tane 2 ve 19 tane 5 varsa maksimum 15 tane 10 üretebilirim. Çünkü ikilerden 15 tane var. Yani ben bu ikileri tükettiğim zaman ayrı bir yerde tekrardan bir 2 olmadığı için 10 üretemem artık. Dolayısıyla benim 15 tane 10 çarpanım varsa sondan da sevgili arkadaşlarım 15 basamağım sıfırdır diyebilirim. Anlaştık. Ve son sorumuz 16. soru. Şu kısmı sildim ve devam ediyorum. E sayısı 55 faktöriyel eksi 5 faktöriyel olduğuna göre E sayısının sondan 4 basamağındaki rakamların toplamı kaçtır? Bir kere 55 faktöriyelin sondan da o 4 basamağını falan bir bulalım ki sıfırdır. Ama biz yine de şöyle gösterelim. 55'i 5'e böldünüz 11. 11'i 5'e böldünüz 2. Demek ki sondan hop 13 basamak 0. Yani şu şekilde geliyor arkadaşlarım. Şöyle sondan bilmem kaç basamak 0. Buradan da bu şekilde devam ediyor bu sayı. Bu sayı 55 faktöriyel. Ve ben bundan 5 faktöriyeli. 5 faktöriyel kaçtı? 120 idi. Bundan bunu çıkaracağım. Tamam. Bu da ne? 5 faktöriyel. Bundan bunu çıkarıyoruz. Şimdi son 4 basamağı soruluyordu değil mi? 0'dan 0 çıktı 0 zaten. 0'dan 2 çıkmaz. Yana gidip bir onluk almam şart. Fakat yanda da yok.
O ondan, o ondan, o ondan, o ondan alacak ve en son getirip şu 10 olduğu zaman buna bir tane verecek. 10'dan 2 çıktı 8. Burada kaç kaldı? 9. 9'dan 1 çıktı. Yine 8. Burası kaçtı? Yine 9 olmuştu. Demek ki burası da 9 artık. Geri kalanı da 9 hatta şu şekilde. Ve arkadaşlarım son 4 basamak sorulmuştu. Şunlar mı? İşte bunların toplamı. 9 artı 8 artı 8 artı 0. 16, 9 daha toplam 25 yapar. Bu da son sorumuzun cevabıydı. Evet gençler, yaklaşık 50 dakikalık falan bir ders oldu. Ders arasında muhabbetimizi de ettik, sohbetimizi de ettik. Keyifli bir ders oldu. Ben keyif aldım işlerken. Umarım sen de keyif almışsındır, eğlenmişsindir diyelim. Ve bu dersin testinde artık görüşelim. Tamam mı? Seni uğurluyorum arkadaşlarım. Evet. Diğer testte görüşürüz. Videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.